Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün çok lezzetli bir ıspanak yemeği yapacağım. Öncelikle tencerenin içerisine bir miktar yağ aldım. Bir tane yemeklik doğramış olduğum soğanı ekledikten sonra soğanlar pembeleşene kadar kavuruyorum. Soğanlar kavrulduktan sonra rendenin iri tarafıyla rendelemiş olduğum bir tane havucu ekliyorum ve havuçları da soteliyorum. Bu arada tarifi buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek vermek için Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Ayrıca kanalımdaki diğer tariflere de göz atmanızı tavsiye ederim. Havuçlar sotelendi. Üzerine bir tatlı kaşığı biber salçası, bir kahve fincanı arpa şehriye. Dilerseniz arpa şehriye yerine tel şehriye, erişte veyahut da bulgurda kullanabilirsiniz. Ve üzerine bir kase didiklenmiş, haşlanmış et ekliyorum. Et yerine kıyma veyahut da hiçbir şey kullan madan direkt zeytinyağlı hazırlayabilirsiniz. İyice yıkayıp irice doğramış olduğum yarım kilo ıspanağı da ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra üzerine tuzunu ve biraz karabiber ekliyorum. Dilerseniz pul biber de ekleyebilirsiniz ve üzerine 5 su bardağı su ekliyorum. Ben çorba ve yemek arası bir kıvam elde etmek istediğim için 5 su bardağı su kullandım ve su, bu su miktarı benim için tam yeterli geldi. Ama biraz daha çorba kıvamında yapmak isterseniz su miktarını arttırabilirsiniz. Veyahut da birazcık daha kuru, katı bir kıvam elde etmek isterseniz de su miktarını biraz daha azaltabilirsiniz. Tencerenin kapağını kapattım. Şehriyeler yumuşayana kadar güzelce pişirdim. Yemeğim artık pişti. Ocağın altını kapatıyorum. Son olarak yarım limon suyu ekledim. İyice karıştırarak servise hazırlıyorum. Limon suyu eklemeyebilirsiniz ama çok güzel bir lezzet katıyor. Ben eklemenizi tavsiye ederim. Ayrıca bu yemeği ben ıspanakla yaptım ama dilerseniz pazıyla da hazırlayabilirsiniz. Pazıyla da çok güzel oluyor. Yemek artık servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.